kutsal mesleklerden birini yapan öğretmenlerini unutmadılar. Hediyeler aldılar, klipler hazırladılar. 24 Kasım Öğretmenler Günü yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilden bir araya gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Özer, baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çizdiğiniz hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz dedi. Ülkemizin en büyük zenginliği olan çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilgi, donanım ve beceriyle yetiştirmeyi en büyük göreve başlıyoruz. Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK'ya meydan okundu. Kentin çeşitli noktalarında görev yapan öğretmenler Dev Türk Bayrağı'yla şehit meslektaşları için yürüyüş düzenledi. Öğretmenler, PKK'nın katlettiği öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın, Esma Karadoğan, Fatih Tekin, Dilay Turan Kerman, Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla 5 kilometre yürüdü. Görev yaptığı Şanlıurfa Siverek'ten memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı. Necmettin öğretmeni öğrencilerini unutmadı. Görev yapıp isminin verildiği okulda anma etkinliği yapıldı. Necmettin hocamızın yolundan gidip geleceğiz. Necmettin hocam bizim için çabaladı. Ne yaptıysa elinden ne geldiyse yaptı. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun Necmettin öğretmenim. Müzik öğretmeni Aybüke Yalçın ise Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de terör saldırısı sonucu şehit oldu. Aybüke öğretmen de hem Çorum'daki kabri başında hem de görev yaptığı okulda büyük özlemle anıldı. Acısı yüreğimizde taptaze duruyor. Mehmetçik, Dağ Köyü'ndeki öğretmenlere Çiçekli Öğretmenler Günü sürprizi yaptı. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Diyadin ilçesine bağlı Taşbasamak Köyü'ndeki bir okulu sürpriz bir şekilde ziyaret etti. Mehmetçik, Kars'ta da öğretmenlerin yanındaydı. 2300 rakımdaki köyde görev yapan öğretmenleri ziyaret eden askerler, öğrencilere de hediyeler dağıttı. Öğretmenler Günü kutlu olsun.